Saray Nur Dersleri seyircileri, bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda değerli Ümit Taş hocamızla birlikte Mektubat kitabının, Saray Nur Mektubat kitabının 12. mektubunda kaldığımız yerden, geçen haftadan okumaya devam edeceğiz. İnşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, değerli Ümit Taş hocam, doktor öğretim üyesi Üsküdar Üniversitemizde bilgisayar derslerine giriyor. Beraber bu dersleri okumaya gayret ediyoruz. Her bölümü, her sorunun cevabını bitirdikten sonra da biz ne anladık? Şöyle bir kısa bir özet yapıyoruz. Evet, dikkat okumaya toparlı. Ve istifade etmeye çalışıyoruz. Öncelikle kendimize, kendi nefsimize tabii, okuyoruz. Niyet olmalı. Evet. Başkasına ders vermek haddimiz değil. Evet. Kendimiz okuyalım. Önce kendi imanımızın kuvvetlenmesine, güçlenmesine çalışmak, arkasında da başkalarına yardımcı olmak, evet, iletmek, inşallah, tebliğ etmek gibi bir niyetle bu dersleri devam ettiriyoruz inşallah. Zaten bunlar şeyde de Facebook'tan canlı izlenebiliyor, YouTube'a da yüklenebiliyor. Arzu edenler oradan sonradan da dinleyebilirler müsait oldukları, evet, zamanlarda. Değerli hocam, geçen dersimizde bu 12. mektup başlamıştık. Burada üç tane çok önemli soru var. Bir talebesi demek ki sormuş bu soruları. Üstadımız da bir mektupla bunu cevaplamış. Ve önemine binaen de mektubat kitabına bunları aldırmış. Çünkü Müslümanlar arasında çok sorulan sorular bunlar. Bir kere girişte talebesine diyor ki, bir tavsiyede bulunuyor. İmani meselelerin münakaşa suretinde bahsedilmesi caiz değildir. Çok önemli bir ölçü bu. Bir kardeşimizle, bir arkadaşımızla, bir Müslümanla imani bir meseleyi konuşuyorsak, yok öyle değildir, böyledir gibi böyle bir tartışmaya işi dökmemek lazım. Çünkü orada hissiyat karışıyor, inatlaşmıyor. Herkes kendi lafının doğruluğunu ispata çalışıyor. İspata çalışıyor, inatlaşma oluyor. Dolayısıyla bir şey öğrenilmiyor burada. Evet. Onun için acaba ben yanlış mı düşünüyorum yoksa eksik mi düşünüyorum, bir de kardeşimi dinleyeyim, anlamaya çalışayım şeklinde. Yani fikir alışverişi, müdavele-i efkar dediğimiz eski tabiriyle. Tabii önemli olan hakikatin ortaya çıkması, bir şey öğrenmemiz. Öğrenmek, illa benim dediğim ona kabul, evet, ettirmek üslubu, hissiyatı olmamalı. Bu önemli bir şey. Diğer bir önemli tavsiye, Risale-i Nur'u gazete gibi okumayınız. Yani önemli bir tavsiye bu. Bu, Nur talebeleri arasında da çok kullanılan bir tabir. Yani ben şöyle iki mana anlıyorum buradan, gazete gibi okumayınız derken. Birisi, yani bir gazeteyi biz aldığımız zaman ne yaparız? Şöyle başlık, dikkat çeken başlıklarını sadece okuruz. Ha, bu haberin veyahut da bu makalenin başlığına bakayım ne demiş. Ha, bir de şuna bakayım, bir de buna bakayım diye 3-4 şeyle ilgilenir, ondan sonra atarız kenara. Yani üstün körü bakarız yani. Üstün körü bakarız, şöyle bir göz gezdiririz. Evet. Ama sanılır böyle okunmamalı. Her bir cümlesinde bir mana var, bir nükte var, bir işaret, ayetin, bir ders, hadisin var, tefsiri manası. Bir ders var. Dolayısıyla her tarafını tetkik ederek, inceleyerek, anlamaya çalışarak okumaya çalışalım. Bir diğer anladığım mana da sanılır sadece bir malumat kitabı değil. Yani ben bunlardan biraz malumat edineyim ve başkasına anlatayım. Böyle okunmamalı. Risale-i Nur hakikaten hem akla hem kalbe hitap eden çok orijinal, çok yeni bir tefsir. Bunun muhatabı benim. Öyle bakmam lazım. Benim de ihtiyacım var. Benim için yazılmış. Benim için yazılmış. Benim de ihtiyacım var. Evet. Ben önce kendi şüphelerimi izale edeyim, imanımı kuvvetlendireyim. Ondan sonra da fırsat buldukça da başkalarına da bu güzel hakikatleri paylaşırım. Hatırlatırım, evet, tanıtmaya çalışırım. O da faydalansın. Çünkü Risale-i Nur, ismi Rahim ve ismi Hakim'e mazhar olmuş deniyor. İsmi Rahim ve şefkatli olmak demek. Şefkatin gereğine, yani bir başkasına da yardımcı olmak, fedakar olmak, onu da kurtarmak. Yazık, şu insanın hayatı hiç iyi değil, ona acıyıp, onunla ne yapsam da onu kurtarırım diye. Bu da ne yapıyor? Fedakarlık duygularını tahrik, evet, ediyor. Yani ne olursa o hakikati nefsinde, hayatında yaşayabilmek, yaşatabilmek. Yaşatabilmek. İkinci derecede başkalarını da, evet, hatırlatmak, faydalanmasına çalışmak. Birinci soruyu okumuştuk. Ancak zamanımız daraldığı için çok fazla üzerinde yorum yapamadık, değerlendirme, özet yapamadık. Soru şu idi.
Hazreti Adem'in cennetten ihracı ve bazı insanların sonradan cehenneme girmesinin hikmeti nedir? Çok önemli bir soru. Niye gönderilmiş ki dünyaya? Ne güzel cennette yaşasa idik. Evet. Değil mi? O güzel yerde hiç dertsiz, tasasız, üzüntüsüz. Yani burada çok güzel bir cevap verdi. Cenab-ı Hak Esma-i İlahiyesinin, Esma-i Hüsna'sının tecellisini istiyor. İnsana birçok kabiliyetler yerleştirmiş. Bu kabiliyetlerin inkişafını, neşvinema vermesini, netice vermesini istiyor. Eğer cennette kalsaydık melekler gibi makamımız sabit kalırdı. Bir terakki olmazdı. Şimdi dünyaya gönderilmekle, şeytanla, nefsimizle, şerlerle, kötülüklerle mücadele neticesinde onlara karşı tedbir almak gayretiyle bu kadar değil, maddi manevi terakkiler olmuş. Yoksa melekler tarzında olsaydı o tarz ubudiyete ihtiyaç yok ki. Zaten hadsiz melaike ve ruhaniler var zaten. Yani sadece işte yer içer yatardık, bir şey olmazdı. Yani bir ilerleme, bir tekamül, bir gelişme olmazdı. Bugün maddi alanlarda bile diyelim ki hastalıklardan korunmak için değil mi? Tıp ilmi gelişmiş. Soğuktan korunmak için bakın bu kadar binalar yapıyoruz. Teknoloji gelişmiş, ısınma sistemleri geliştirilmiş. İşte evlerimizi çeşitli yangından, afetlerden korunmak için değişik şeyler, bu kadar teknolojik gelişmeler. Sonra insandaki böyle kötü duyguların şeyi için değil mi? Manevi mücadeleler oluyor. İnsanlığın güneşi olmuş, büyük insanlar yetişiyor, kamil insanlar yetişiyor. İnsanı insan gibi yaşatan, değil mi? Ondaki yüksek değerleri inkişaf ettiren. Ahlaki yükseklikte değerli insanlar bu mücadele sonunda yetişmiş. Olmasaydı işte affedersin bir koyun da yer içer yeter. Evet. Hiçbir ilerleme olmamış, tekamül olmamış. İnsan da bu seviyede kalırdı. Onun için Cenab-ı Hak insana yerleştirdiği bu kabiliyetlerin neşvinama vurmasını istediği için dünyaya göndermiş. Diğerleri zahir birer sebep. İşte elmayı yediği için cezalandırdı. Bunlar zahiri birer sebep. Biz onu bir ceza olarak kabul etmiyoruz. Cenab-ı Hak onu affetmiştir. Hristiyanlıkta öyle bir şey var. İşte Allah onu cezalandırdı. Günahlı olarak dünyaya geldi. Günah işledi. Böyle bir şey yok. Allah izin vermeseydi onu da yiyemezdi zaten. Her dünyaya gelen insan kesinlikle günahkar değil. Tertemiz olarak dünyaya gelmektedir. İnsan istemediği bir şeyden dolayı sorumlu tutulamaz. Sonradan dinini kendisi tercih etmektedir. Bazı yanlışları veya doğruları kendisi yapmaktadır. Dolayısıyla bunlardan insan dünyada yaptıklarından sorumludur. Daha önce cennette o şey yapıldı diye günahlı dünyaya geliyor diye bir şey doğru değil. Tertemiz olarak dünyaya gelmektedir. Evet. Bunu demek ki bu hikmetle Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderilmesi ve dünyada yaptığı yanlışlardan, zulümlerden dolayı da bazı insanların cezalandırılması hikmete uygundur, adalete uygundur. Burada bir yanlışlık yok. Evet. Şimdi de ikinci soruyu okuyup onu da sonunda değerlendirelim inşallah. Evet. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ve alâ seyyidina Muhammed bi adede zerratil kainati ve merekebatiha. İkinci sualiniz. Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri, şeytanı ve kötülükleri halk etmiş, yaratmış. Hikmeti nedir? Amacı, gayesi nedir? Şerrin halkı şerdir. Kabihin halkı kabihtir. Kötünün yaratılması kötüdür. Çirkinin yaratılması çirkindir. Soru tabii ki bu. Bu soru. Böyle evet. Bir şey akla geliyor. Evet. Yoksa bu nihai hüküm değil. Evet. 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 Suali bir daha okuyayım ben. Şeytanların yaratılması, icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş. Hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir. Kabihin halkı kabihtir. Burada şöyle bir soruyu da çok soruyorlar aslında. Hatta hocalarımız arasında, İslam alimleri arasında da bunu soranlar olmuş. Yani güya Cenab-ı Hakk'ı tenzih ediyorum düşüncesiyle haşa Allah şer yaratmaz.
Şer diye bir şey yok. Şerri insan sebep olur. Bu tabii bir mutezile mantığıyla söylenmiş bir şey. Farkında sebepler, olmadan şerik oluyor. Sebeplere tesir evet. veren bir mantıkla, sebepler evet. yoluyla kötülükler olur. Allah kötülük yaratmaz şeklinde. Yani burada şimdi bunun açıklayacak. Evet. Her şeyi yaratan Allah'tır. Ama şey insan evet. insan sebep olmaz. Zaten Ahmet'in esaslarından değil mi yani? Hayır ama bu şerlerin bize göre Allah'tan. Şer bize göre şer olan şeylerin yaratılmasının hikmetleri vardır. Hikmeti. Bunlar şer evet. olsun diye yaratılmamıştır. Şerrin yaratılması şer değil, şerre taraftar olmak şerdir. Şimdi onu açıklayacak evet. bize. Cevap. Evet. Haşa. Haşa. Yani evet. neye haşa? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir dedi. Buna haşa. Evet. Halkı şer, şer değil. Şerrin yaratılması şer değil. Belki kesbi şer şerdir. Heh. Şerre taraftar olmak şerdir. Yani burası şer. Önemli. Evet. evet, her şeyi Allah yaratıyor. Örnek ateş yaktı mi? Yani ateşin yakması bir şer mi? Şer. Ama ateşi yakma özelliğinin verilmesi bize şer olsun diye, zarar olsun diye değil. Onun evet. farklı hikmetleri var. Fiilin ne? O yani, kesbi sen yapıyorsun. Yaratan Allah'tır. Her şey evet. yaratan Allah'tır. Evet. Çünkü halk ve icat bütün netayice bakar. Heh. Yaratılma, icat bütün neticelere bakar. Kesb bir şey yapmak hususi bir mübaşeret olduğu için hususi netayice bakar. Kesb hususi bir mübaşeret, iş, fiil olduğu için hususi neticelere işte. Bakar. Evet. evet. Sana ait neticelere bakar. Mesela evet. yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var. Bütünü de güzeldir. Su ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse, kendi kötü seçimiyle bazıları yağmurdan zarar görse, yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı şerdir, kötüdür diye hükmedemez. Belki su ihtiyarıyla ve kesbiyle onun hakkında şer oldu. Hem ateşin halkında, ateşin yaratılmasında çok faydeler var. Bütünü de hayırdır. Fakat bazılar su-i kesbiyle, su istimaliyle ateşten zarar görse, ateşin halkı şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki o kendi su ihtiyarıyla yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkarını kendine düşman etti. Çok güzel iki misal. Aklımızda kalması kolay olan iki misal. Yani her şeyi yaratan evet Allah'tır. Burada bize göre kötü olan şeyleri de yaratan Allah'tır ama onun yaratılması şer değildir. Bu inceliği özellikle evet. aklımızda tutalım. Mesela iki tane anlayalım diye örnek verdi. Yağmurun yaratılması bizi ıslatıyor, sel geliyor, işte bazen evimiz yıkılıyor, şu oluyor, bu oluyor, arazimizi sular basıyor, çok yağmur yağdığı zaman evet. ekinlerimize zarar oluyor. Şimdi bu zararlar oluyor diye yağmur yaratılmasın. Yağmur bütün yağmasın. Neticelere bakmamız değil lazım. Mi? Sen onun tedbirini alacaksın. Tabii yağmur doğasına çıkıyoruz yağmur yağsın yağmadı, diye değil mi? Kulaklıktan ödümüz kopuyor. Değil mi? Şu bir iki aydır eyvah ne olacak barajlar kurudu diye aciz kaldık yağmur. Şimdi yağmur yağınca seviniyoruz. Evet. Şimdi aynı şekilde ateş bazen evimizi yakıyor, ormanımızı yakıyor diye ya ateş niye yaratılmış? Olmasaydı keşke diyemeyiz. Çünkü ateşin o kadar büyük faydaları var ki, değil mi? Evet. Isınma sistemi tamamen ateşle alakalı. Efendim işte bütün sanayinin, madenlerin değil mi? Şekillendirilmesi hep ateşe bağlı. Yani evet. dolayısıyla ateşin yaratılması, ateşe yanma, yakma, ısıtma özelliğinin verilmesi hayırdır. Ama bizim hatalarımız, ihmalkarlığımız yüzünden bizim için evet. şer oluyor. Evet, bu inceliği de bilelim. Bu bakımdan evet her şeyi yaratan Allah'tır ama o bize şer gibi görünen şeylerin yaratılması şer değildir. Değil bunu bilelim, bu inceliği bilelim. Ancak herkes kendi su ihtiyarıyla, kendi kötü onu, işlemesiyle onu, o işi kendine düşman ediyor, şer yapıyor. Ediyor. Şer evet. yapıyor, insan sebep oluyor şer evet. olmasına. Elhasıl hayr-ı kesir için şer-i kalil kabul edilir. Heh.
Çok güzel. Yani çok hayır için az şer kabul edilir. Çok önemli. Eğer şerri kalil olmamak için hayrı kesiri intac eden bir şer terk edilse o vakit şerri kesir irtikab edilmiş olur. Çok o önemli. Az kötü şey olmasın diye o tamamen terk edilmiş olsa o zaman büyük şer olmuş olur. Mesela cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Cihada, savaşta, asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Gazisi, şehidi, maddi bir takım kayıplar olur. Fakat o cihatta hayr-ı kesir var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Evet, eğer o şer-i kalil için cihat terk edilse, o az şer gelmesin diye o cihat terk edilse, o vakit hayr-ı kesir gittikten sonra şer-i kesir gelir. Değil mi? Evet. Ülke işgale uğrar, daha fazla bir şer işlenir. O aynı zulümdür. Hem mesela gangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerri kesir olur. Evet, yani burada hakikaten güzel de yine bir ölçü verdi. Bu hayrı kesir için şerri kalil kabul edilir hükmü, şer'i bir hüküm. Yani İslam ulemasının kabul ettiği İslami evet. bir hüküm. Hatta Osmanlı'nın son zamanlarında yani devletin anayasası olarak kullanılan mecellede de bu madde var. Yani büyük bir hayrı elde etmek için küçük zararlar kabul edilir, göze alınır. Nasıl? Uygulamasından da bir örnek verdi. Mesela savaşa asker göndermek değil mi? Evet. Şimdi uçağımız da düşebilir, tankımız düşebilir, işte orada bir sürü maddi zararlar olur. Mermi kullanacaksın, bazı öyle pahalı mermiler var ki. Şimdi bu zararları göze, insanlar şehit olur, yaralanır askerlerimiz. Evet. Şimdi bu zararları göze almayalım ya, yazık olur bunlara desen, memleket işgal olur, daha büyük zarar olur değil mi? Evet. Yani o daha büyük zarardan kurtulmak için bu küçük zararlar göze alınır. Bu her şey de böyledir. Yine diğer bir örnek daha verdi. Mesela bir diyelim ki parmağımız kangren olmuş. Şimdi ne yapıyor? Doktorlar diyorlar ki bunun kesilmesi lazım yoksa bu ilerleyecek bütün vücudu saracak. Vücudu kurtarmak için parmağı feda ediyorsun. Yani işte Allah da aynı şekilde esas büyük faydalar için bu bize göre şer olan şeyleri yaratıyor. İşte burada yukarıdaki evet. yağmur ve ateş misalinde olduğu gibi. Ama bazı ufak zararları da olabiliyor. O küçük zararlar yüzünden o büyük hayır terk edilirse asıl şer o olur işte. Değil mi? O zaman? O zaman şer olmuş olur. Kesir şer olmuş yani olur. Bu güzel bir ölçü verdi bize. Evet. Bu ölçüyle her meseleye bakabiliriz yani. Genişletebiliriz. Her meseleye bu mantığı uygulayabiliriz. Demek ki evet. İşte kainattaki şerlerin, zararların, belliyelerin, musibetlerin ve şeytanların ve muzırların halk ve icatları şer ve çirkin değildir. Çünkü çok netaic-i mühimme için halk olunmuşlardır. Çok mühim neticeler için yaratılmışlardır bütün bunlar. Mesela melekelere şeytanlar musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur. Makamları sabittir, tebeddül etmez. Keza hayvanatın dahi şeytanlar musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir, nakıstır. Evet. Alem insaniyette ise, insan aleminde ise meratib-i terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir. Yükselme ve alçalma mertebeleri sonsuz, nihayetsiz. Nemrutlardan, firavunlardan tut, ta Sıddıkini evliya ve enbiyaya kadar uzun bir mesafeyi terakki var.
İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı aliyeden temyiz ve tefrik için, kömür gibi olan o safil, pest, kötü ruhları elmas gibi âli yüksek ruhlardan ayırmak için şeytanların hilkatiyle ve sırr-ı teklif ve bazı enbiya ile bir meydan-ı imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, madeni insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. Alâ-yı illiyindeki Ebu Bekir-i Sıddık'ın ruhu, Esfel-i Safilindeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Demek, şeyatin ve şerlerin, şeytanların ve şerlerin yaratılması, büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil, belki suistimalattan ve kesb denilen mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler kesb-i insana aittir, icad-ı ilahiye ait değildir. Çok güzel. Yani bu hakikaten özellikle batıya gidip gelenlerden de duyuyoruz. Hristiyanların da çok sorduğu bir soruymuş bu. Yani Allah şerlerin için yaratmış. Yani biz bir inanıyoruz ki Allah iyidir, daima bizim için iyilik düşünür. Belki bu kötülükler niye? İşte böyle bir izahı belki bilemedikleri için ki bu izahı anlayan çokları çok rahatlıyorlarmış, öyle duyuyoruz. Yani bu kötülük gibi görünen şeylerin yaratılmasının birçok hikmetleri var. Bunları bilelim. Yani diğer bir hikmeti de burada yine şey yaptı. Demek ki insanların iyilerle kötülerin ayrılması için de Allah şerleri. Tabii en büyük hikmet zaten o. Birisi bu. Evet. Yani böyle insanlara zalimlik yapan Nemrutlar, Firavunlar da insandı değil mi? Hazreti Ebu Bekir de insandı. Melek gibi. Allah istese hiçbirine fırsat vermez o zalimlerin, Nemrutların. Bu, ama hikmeti gereği işte. Bu şeylerin ayrımların olması için. Yani nasıl ki madende şey verilir, ateş veriliyor. Bu ateş değil mi? Elmasla kömürü birbirinden ayırıyor. Ama elmas belki az ama öbüründen çok değerli. Değil mi? Bir küçük parça elmas, tonlarca kömürden daha değerli. Yani insanlardan iyi olanlar elmas mahiyetinde, onların belki sayıca azlığı var ama dediğiniz çok gibi değerli, yani elmas kıymetinde, tabii. Diğerleri belki taş kömür kabiliyetinde. Tabii yani öyle şey yapmış ki hayvanat gibi böyle yemiş, içmiş, yatmış, hiçbir iz bırakmamış. Dinle, Diyanet'te Allah'la inanmakla alakası yok. Ama öyle insanlar da gelmiş ki işte büyük alimler kendinden sonra da yüzyıllarca insanlığa ışık tutmuşlar, rehber olmuşlar, güzel değerleri öğretmişler. Değil mi? İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi, böyle İmam-ı Azam gibi büyük insanlar. Da bugün hala faydalanıyoruz. Evet. Değil mi? Hazreti Ömer gibi, Ebu Bekir gibi, Hazreti Ali Efendimiz gibi bu büyük insanların sözlerinden, tavsiyelerinden hala faydalanıyoruz. Bize ışık tutuyorlar, rehber oluyorlar. Ama milyonlarca insan gelmiş geçmiş, hiçbir izi kalmamış, bir faydası olmamış. Yemiş, içmiş, geçmiş, gitmişler burada. Varlığı yokluğu belli olmamış. Bu bakımdan azlar ama bu mücadele neticesinde yetişmiş o büyük insanların sayısı az ama değerleri çok. Değerleri çok. Varında. Önemli olan Allah indindeki kıymet. Tabii, insanlara faydaları. Eğer sual etseniz ki, Bi'set-i Enbiya ile beraber, peygamberlerin gönderilmeleriyle beraber, şeytanların vücudundan ekser insanlar kafir oluyor, küfre giriyor, zarar görüyor. El hükmü lil ekser kaidesince ekser ondan şer görse o vakit halkı şer şerdir. Hatta Bi'set-i Enbiya dahi rahmet değil denilebilir. Bu da çok önemli bir soru. Yani peygamberleri göndermiş. Bir taraftan da şeytanların da gönderilmesiyle insanların çoğu şeytanın etkisinde kalmış. Yani
uygulama sonucunu gösteriyor. Çünkü kolay, lezzetli, evet, hazır ücrete meftun olan insanın nefsi daha meyyal yani o tarafa. Çünkü iyi olmak zordur yani. Evet. Biraz gayret, çaba göster. Öbüründe ise hiçbir şey yapmaya gerek yok. Evet. Kalabalığa duyurmak. Terk etmek bile yetiyor yani. Bir şey yapmamak yetiyor. Şimdi bu sonuca göre tabii mantığıyla soruyor. Diyor ki o zaman bu kadar zarar, çok kişiye zarar verdiyse bu uygulama, hı, o zaman bu şerdir diye aklıma geliyor. Evet. Ekser eğer ondan zarar görse şerdir, şerdir diye soruyor. Şerdir gibi bir soru, evet, soruyor şimdi kendi mantığıyla. Evet. Biz dedik acaba, ya işte yani hayrı şer, hayrı kesir. Bu, evet, sefer işte şeytanın mantığı da çalışıyor yani. Böyle bir soru da soruluyor. Evet. Buna da cevap verebiliriz. Evet. El cevap. Kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yok. Evet, çok önemli. Sayıca çokluğun kaliteye nispeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Mesela 100 hurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su verilmezse ve muamele-i kimyeviye görmezse ve bir mücahede hayatiyeye mazhar olmazsa 100 para kıymetinde 100 çekirdek olur. Fakat su verildiği ve mücahede-i hayatiyeye maruz kaldığı vakit su-i mizacından 80'i bozulsa, 20'si meyvedar 20 hurma ağacı olsa diyebilir misin ki suyu vermek şer oldu, ekserisini bozdu? Yeah. Elbette diyemezsin. Çünkü o 20, 20 bin hükmüne geçti. 80'i kaybeden 20 bini kazanan zarar etmez, şer olmaz. Hem mesela tavus kuşunun 100 yumurtası bulunsa, yumurta itibarıyla 500 kuruş eder. Fakat o 100 yumurta üstünde tavus oturtulsa, 80'i bozulsa, 20'si 20 tavus kuşu olsa denilebilir mi ki çok zarar oldu, bu muamele şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu. Hayır, öyle değil, belki hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta taifesi 400 kuruş fiyatında bulunan 80 yumurtayı kaybedip 80 lira kıymetinde 20 tavus kuşu kazandı. İşte nev-i beşer, bi'set-i enbiya ile, sırr-ı teklif ile, mücahede ile, şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüzbinlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi alemi insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanat-ı muzırra nevinden olan küffarı ve münafıkları kaybetti. Çok harika, güzel bir, ikna edici bir cevap da verdi. Yani sorumuz neydi? Peygamberlerin gönderilmesiyle, şeytanın da yaratılmasıyla insanların çoğu inkarcı oldu şeytanlar yüzünden. Küfre girdiler. Bu yüzden de çoğunluk cehenneme gitti. Evet. Gidiyor. O zaman çoğunluğa zarar veren bir uygulama, hani zahiri görünse, benim mantığıma göre diye soruyu sorun. Evet. Şer, şerdir, zarardır. Halbuki öyle değil. İşin bir de kemiyet, keyfiyet tarafı var. Yani kalite, değil mi? Bir gram elmas tonlarca, evet, kömürden daha değerlidir, evet, gibi. Yani mesela bu misaller çok güzel. Hakikaten ikna eden bir misal. Şimdi 100 tane hurma çekirdeğini veya bizim memleketimizde çok bulunan işte kayısı çekirdeğini diyelim, evet, ki ektik. Bunlardan 80 tanesi çürüdü, 20 tanesi, 20 tane fidan oldu. Meyveli fidan. Ya yazık oldu 100 tane, 80 tane çekirdek çürüdü der miyiz? Ya 20 tane fidan sahibi oldum. 100 tane çekirdeği şey yapsan ne, diyelim ki 1 liraysa, halbuki her birisi 100 lira kıymetinde, evet, değil mi? 20 tane fidan sahibi oldu, meyve verecekler onlar. Aynı şekilde yine diğer bir misal. Yani diyelim ki bir tavus kuşunun veyahut da diyelim ki tavuk olsun bu, ördek olsun, kaz olsun, memleketimizde çok bulunduğu için. Onun altına 100 tane yumurtayı kuluçkaya koyduk. 80 tanesinden civciv çıkmadı, 20 tanesinden çıktı. Ya yazık oldu 80 tane
yumurtaya der miyiz? Değil mi? 20 tane tavuk sahibi, 20 tane ördek sahibi, kaz evet. sahibi veyahut da 20 tane tavus kuşu sahibi olduk. Bu iş kârlıdır. Hiçbir zaman vazgeçilmez, o işe yine devam edilir. Yani bu şeytanlarla sonuçta şey yaptı, peygamberlerin gönderilmesi, insanlara Cenab-ı Hakk'ın bazı yükümlülükler yüklemesi, şeytanlarla muharebe, mücahede neticesinde insanlığın yıldızı, güneşi, ayı olmuş değil mi? Binlerce peygamber, evet. milyonlarca evliya, ulema, asfiya yetişti insanlığa. Faydalı oldular. İnsanlığı hayvaniyet derecesinden yükselttiler insanlık seviyesine. Yani bugünkü ulaştığımız değil mi? Evet. Değerler açısından bunların çok büyük katkıları oldu. Yoksa ilk çağlardaki o güçlünün zayıfı daima ezdiği, zulümlerin açıkça yapıldığı seviyede kalacaktık. Peygamberler sayesinde onların getirdiği değerler sayesinde insanlık yükseldi. İnsani değerleri öğrenmeye, kendine mal etmeye çalıştı. Dolayısıyla azdır bu değerli insanların sayısı ama kıymetlidir. Bu kıymet önemli. Evet. Evet. Zaten mesela öğretmen olarak bir sınıfta da mesela 3-4 kişi böyle çalışkan, dersine çalışan birisi olduğu zaman öğretmenin dediklerini takip eden diğer sınıfın efradı ne kadar tembel de olsa hocanın evet. nazarına fazla önemli değil yani. Evet. O üçü ikisi bütün sınıfa denk tutar mesela. Evet. Kendi hayatımıza da böyle. Dünyevi işlerde de öyle. Yani çok böyle zeki, mucit kişiliğindeki birisi de binlere bedeldi. Devlet ona sahip çıkar, destek verir, büyük evet. masraflar yapar, büyük yatırımlar yapar. Hatta öyle bir şey anlatmıştı bir tarihçi de bir divan toplantısında Fatih'in de bulunduğu bir divan toplantısında işte askeriyeden sorumlu vezir demiş ki efendim demiş şeye bu medreselere çok fazla tahsisat ayırdınız. Ordunun ihtiyacı daha fazla, o tahsisat onlardan biraz azaltın da bize verin. Niye? Ne olacak efendim? Kaç tane alim çıkıyor ki o kadar para harcıyorsunuz? Senede yüzlerce talebesinde 4-5 tane alim ancak çıkıyor. İşte diyor 4-5 tane büyük alimi diyor çıkarabilmek için o yatırımı yapmamız lazım oraya. Yeah. 100 tane yatırım yaparsa içinden 5 tanesi alim çıktıysa biz evet. kârdayız. O 5 tanesi bütün memleketi değil mi? Aydınlatıyor işte o mantık sayesinde değil evet. mi Osmanlı güçlü olmuş. Çok önemli yani o beyinlerin evet. yetişmesi için o yatırımın yapılması lazım. Evet. evet. Üçüncü sualiniz, Cenab-ı Hak musibetleri veriyor, belaları musallat ediyor. Hususan masumlara, hatta hayvanlara bu zulüm değil mi? Cenab-ı Hak musibetleri veriyor, belaları musallat ediyor. Evet. Hususan masumlara, hatta hayvanlara bu zulüm değil mi? El cevap. Haşa. Mülk onundur. Evet. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Mülk her şey Allah'ındır. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Hem acaba sanatkar bir zat bir ücret mukabilinde seni bir model yapıp gayet sanatkârane yaptığı murassa bir libası sana giydiriyor, hünerini maharetini göstermek için kısaltıyor, uzaltıyor, biçiyor, kesiyor. Seni oturtuyor, kaldırıyor. Sen ona diyebilir misin ki beni güzelleştiren elbiseyi çirkinleştirdin, bana oturtup kaldırmakla zahmet verdin. Elbette diyemezsin. Dersen divanelik edersin. Aynen öyle de. Sani-i Zülcelal. Celal sahibi sanatkar Allah, göz, kulak, lisan gibi duygularla murassa gayet sanatkârane bir vücudu sana giydirmiş. Mütenevvi esmasının nakışlarını göstermek için, çeşit çeşit isimlerinin nakışlarını göstermek için seni hasta eder, müptela eder, aç eder, tok eder, susuz eder. Bu gibi ahvalde yuvarlatır. Mahiyet-i hayatiyeyi kuvvetleştirmek ve cilve-i esmasını göstermek için seni böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Sen eğer desen, beni
Ne için bu mesaibe, bu musibetlere müptela ediyorsun? Temsilde işaret edildiği gibi yüz hikmet seni susturacak. Zaten sükun ve sükunet, atalet, yeknesaklık, tevakkuf bir nevi ademdir, zarardır. Hareket ve tebettül vücuttur, hayırdır. Hayat harekatla kemalatını bulur. Belliyat vasıtasıyla terakki eder. Hayat cilvi-i esma ile muhtelif harekata mazhar olur. Tasaffi eder, kuvvet bulur, inkişaf eder, inbisat eder. Kendi mukadderatını yazmasına müteharrik bir kalem olur. Vazifesini ifa eder, ücret-i uhreviyeye kesb-i istihkak eder. Evet, burada hakikaten bu da yine çok önemli bir soru. Zaten bugünkü sorular hep birbiriyle alakalı. Yani birisini evet. cevaplayınca... İmanın incelikleriyle de çok evet, alakalı. Öbürünü evet. de ister istemez akla geliyor ki toplumda da bunları soranlar çok. Yani bu musibetlerle bazı masumlar da zarar görüyor. Niye hani sadece zalimler ceza görse, kötüler ceza görse, evet. bir şey geldi, deprem oldu diyelim ki depremde hiçbir suçu olmayan, tamam bazı zalimlerin şey yüzünden musibetleri ikaz olarak gönderiyor Cenab-ı Hak ama peki o masumların şeyine, çocuk da vefat edebiliyor, ölebiliyor, işte hiçbir suçu olmayan, bir mümin Müslüman insanlar da bu işten zarar görebiliyor. Bunun acaba hikmete bu bir zulüm değil mi masumlara? Evet. Hayvanlar da öyle. Diyelim bir ormanda yangın oldu. Orada hiçbir şey olmayan hayvanlar da yanabiliyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak diyoruz ki bunun şeyi olarak da, hikmeti olarak da mülkünde bir kere istediği gibi Cenab-ı Hak tasarruf eder. Esmasını bize tanıtmak istiyor Cenab-ı Hak. Kendini bize tanıtmak istiyor. Bir kere şeylerden birisi bu. Yani biz hastalığı verdiği zaman değil mi Allah'ın arkasından şifa veriyor. Şafi ismini anlıyoruz. Çünkü bize öyle bir vücut vermiş ki evet. yani bütün esmasını tanıyabilecek, idrak edebilecek bir vücut. Onun da belli şeylere maruz kalması lazım ki onları tecelliyatını görürsün, anlasın. Yani Cenab-ı Hak, ben bir gizli hazineydim, hani bir kutsi hadis evet. olarak bilinmek istedim, kainatı yarattım. Allah bize kendini tanıtmak istiyor. Şimdi kendini de biz icraatından anlıyoruz esmasını, yaptıklarından anlıyoruz, fiillerinden anlıyoruz değil mi? Evet. Yani mesela şu misali birkaç yerde de veriyor, güzel bir misal. Yani siz şimdi bir terziye gittik, bir güzel bir elbise yaptıracağız. Terzi işte bizi otur, kalk, şöyle dön, sağa dön, sola dön diyor. O kumaşı kesiyor bir yerden. Ya çok değerli bir kumaş, bunu niye kestin? Değil mi? Demiyoruz. Yani senin üzerine onu şey yapması için. Maksat o, nedir? O elbisenin senin üzerine güzel oturması. Güzel oturması, senin kemalatın, senin güzelliğin güzel için. Güzel göstermesi, sen onu kullanılır evet. bir hale gelmesi. Öbür halde şekilde bir kumaş parçasıydı ama. O kesme, biçme, oturma, kalkma, sağa git, sola dön dedirtme noticesinde senin üzerine güzel bir, değil mi? Seni güzel gösteren evet. bir elbise yapılmış oldu. Yani Cenab-ı Hak da ayet-i kerimelerde de bunu söylüyor. Bazen sizi aç bırakır, bazen musibetler verir, bazen hasta eder. Sen sabredenlere müjdele. Yani Cenab-ı Hak burada isimlerini bize tanıtmak için, kendini bize tanıtmak için böyle değişik hallerde bize hareket ettiriyor, tebeddül ettiriyor, değişkinlikler veriyor. Ta ki bu hareketlenme sayesinde ilerlemeler, terakkiler olsun. Yoksa bu hareket olmasaydı değil mi? Yeknesak otur bir şeyde, ağzına gelsin şeyler ye iç yat. He. Hiçbir ilerleme, hiçbir gelişme, hiçbir hareket olmayınca bereket olmaz derler yani zaten. Şey, olmazdı. Yani Allah bunu İstiyor demek ki muhtelif şekillerde bizi hareket ettirerek, evet. belalar, musibetler verip bizi tahrik ederek, arayışa yönelterek esmasının tecellilerini Allah da bizim üzerimizde görmek istiyor. Sanatını, evet. güzelliklerini görmek istiyor. Dolayısıyla bu musibetler bizi hareket ettirmesi açısından evet. hikmetleri var, faydaları var. Hikmetsiz değil.
Hiçbir şey olmasaydı her şey gayet güllük gülistanlık, bir tekamül, bir hareketlenme, bir arayış olmayacaktı. Hiç musibet felaket yok, hiç hastalık yok, hiç kendine zarar veren bir halet yok. Yani hiçliğe gider yani. Değil mi? Evet. Hiçbir üretim olmaz, bir arayış olmaz, evet, bir faaliyet olmaz. Şimdi şeydeki insanlar dönüyor. İşte Avrupa şartlarındaki insan arayışı etmiş, medeniyette terakki etmiş ama Afrika'daki etmemiş. Niye? Hava sıcak, elbiseye ihtiyacı duymamış. Ormanda şey bol, meyve bol. Efendim işte avlanmış hayvan bol. Bir ihtiyaç hissetmemiş şey. Ama öbür tarafta hava şartları, soğukluğu, nüfusun kalabalığı, bunlar onları arayışa itmiş. Evet. O arayışta değil mi? Çünkü ihtiyaç bir, terakkinin üstadı. İhtiyaç hissetmeyince bir arayışa girmiyor. Arayışa girmeyince de öyle olduğu yerde kalıyor. Terakkiler olmuş, gelişmeler olmuş. Cenab-ı Hak da bunu istiyor yani. Bizim atalette, sabit, durmamızı istemiyor. Bir şeyler yapın, evet, hareket edin diye. Onun için zaten müminler için çalışma bile bir ibadettir diye, değil mi? Çalışmayı, ibadeti teşvik etmiş, bir şeyler yapın. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Evet. Hareket edin, başkasına faydalı olan gibi çok teşvikler var yani. İbadeti, ilim öğrenin, nasıl, değil mi gibi böyle. Neden bunu araştırmıyorsunuz, neden bunu akletmiyorsunuz gibi sürekli bizi bir çalışmaya, araştırmaya, öğrenmeye teşvik eden, sevk eden, diğer insanlarla beraber olun şeklinde birlikte olmayı yine şey yapan güzel şeylerle bizi kemalata, güzelliğe teşvik ediyor. Evet. Yani bu bizi teşvik eden tabii sebeplerden bir tanesi de musibetler, belalar. Onun için bunların da böyle hikmetleri var. Evet. Şey değil, şer değildir bunların verilmesinin. Öyle bir musibet insan duçar olursa sabretmesi lazım. Yani vazifesi bitene kadar Allah'a iltica edecek. Eğer varsa elinde tedbir, herhangi bir şey veya bir hastalığa maruz kaldı, ilacını kullanacak, tedbirini alacak. Evet. Ondan sonra şifa bulunca da ey musibet, ey hastalık, vazifeni gördün, hadi güle güle diyebilmeli yani. Tabii bunun Risale-i Nur'da başka yerlerde de tamamlayıcı izahlar var. Yani sen, onun için Risale-i Nur'un tamamının okunması hep tavsiye ediliyor. Mesela 14. sözde zelzelenin, depremin hani hikmetlerini, evet, açıklayan bir bölümde deniyor ki yani bu masumlar da zarar görüyor. Deprem geldi. Peki masumlar da zarar görüyor. Bunların bir şeyi yok mu peki? Yani, bir mükafatı. Mükafatı yok mu? Evet var. Yani onlara da ne yapıyor bak diyor ki size manevi şehit sevabı veriyorum. Evet. Masumsunuz. Ben asıl o zalimlerin ikazı için bu şeyi verdim. Evet. Bu musibet verdim ama masumlar için bir, evet, öyle bir mükafat da var yani. Var. Zarar gören malımızı da sadaka kabul ettim. Bunları, evet, böyle bir teselli ediyor. Evet. Yani o masumların şeyi bütün zayi olmuyor hakkı. Evet. Evet. Peki az kaldı, bitirelim. İşte münakaşanızın içindeki 3 sualinizin muhtasar cevapları bu kadardır. İzahları 33 adet sözlerdedir. Aziz kardeşim, sen bu mektubu eczacıya ve münakaşayı işitenlerden münasip gördüklerine oku. Benim tarafımdan da yeni bir talebem olan eczacıya selam et, de ki, mezkür mesail gibi, adı geçen meseleler gibi dakik, ince mesail-i imaniyeyi mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. İnce imani meseleleri ölçüsüz mücadele suretinde topluluk içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan tiryak iken zehir olur. Yani tiryak iken bir çare, ilaç iken zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere zarardır. Belki böyle mesail-i imaniyenin itidali demle, insafla bir müdavele-i efkar suretinde, bir fikir alışverişi suretinde bahsi caizdir. Ve de ki, eğer senin kalbine bu nevi mesailde şüpheler gelirse ve sözlerden cevabını bulmazsan hususi bana yazarsınız. Hem eczacıya de ki, merhum pederi hakkında gördüğü rüya için hatırıma şöyle bir mana geldi ki,
merhum pederi doktor olmak münasebetiyle çok salih ve mübarek, belki veli insanlara faydası dokunmuş ve ondan memnun olan ve menfaat gören o mübareklerin ervahları, onun vefatı hengamında kuşlar suretinde en yakın akrabası olan oğluna görünmüş. Onun ruhuna şefaatkârâne bir hoş amedin evinden bir istikbal ettikleri hatırıma geldi. O gece burada beraber bulunan bütün dostlara selam ve dua ederim. El-Bâkü vel-Bâkî. Evet, burada da yine önemli bir ölçü verdi. Demek ki imani meseleleri konuşurken böyle ölçüsüz tartışma şeklinde yapmamak lazım. Evet. Ölçümüz nedir? Kur'an ve sünnettir, hadistir. Yani akla, benim aklıma uymuyor. Benim aklım böyle diyor. Aklımız her konuda ölçü alamaz değil mi? Bizim aklımız nereden almış o ölçüleri? Batının değerleriyle, felsefi değerleriyle beslenmiş mekteplerle. Bir de kendi nefsin şeytan telkinatıyla kendi savunduğu fikrin doğruluğunu karşı tarafa kabul ettirmeye çalışmak, o zarar verir. Zarar verir. Demek ki akıl her konuda ölçü olmaz. Allah'ın ayeti ölçüdür. En doğrusunu bilen Allah'tır. Allahu alem müsav, her şeyin doğrusunu Allah bilir. Hep alimler bunu kullanmış. Biz onu doğru kabul edip onu aklımızla anlamaya çalışırız. Aklı bütün şey yapmayız, dışlamayız. Aklı elbette kullanacağız. Akıl o nas'ı, ayeti, hadisi anlamak için kullanılmalı. Ölçümüz ayet ve hadis olmalı. Yoksa onlardan bağımsız benim akli ölçülerimle yanlışa bizi götürebilir bunlar. Hatalar yaptırabilir. Başkalarına da, dinleyenlere de zarar vermiş oluruz. Etkilenmiş olurlar o. Hele bazen televizyonlarda böyle çok ölçüsüz, mizansız tartışmalar yapıyorlar dini konularda ki çok kişinin kafasını karıştırabiliyorlar. Bunlar zarar verdiklerini bilmeliler. Peki hocam, bugünkü zamanımızın da sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yeni bir derste yine inşallah beraber oluruz. İnşallah. Değerli Risale-i Nur dersleri seyircileri, bir programımızın daha burada sonuna geldik. Yeni bir programda birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz.